Günaydın arkadaşlar. Evet, sonunda telefonu elime aldım ve Bismillah diyerekten ilk vlogumu çekmeye başladım. Sabah saat tam 4.30 ve İstanbul Havalimanı'ndayım. İlk vlogum için kayda başladım. Bugün Ağrı Doğu Beyazıt'a gidiyorum Dilan'ın düğünü için. Çok heyecanlıyım. İlk defa uzun zamandır hepinizi beklettiğim ve en çok yapmak istediğim şeyi şu an gerçekleştirmiş bulunuyorum. Bunun haricinde burası çok fazla büyük. Şimdi Ağrı'da havalimanı olmadığı için önce Iğdır'a ineceğim. Iğdır'dan sonra Doğu Beyazıt'a geçeceğiz oradan araçla. Totalinde tahminen 4 gün falan orada olmuş olacağım. Çok heyecanlıyım ve ilk defa gittiğim bir yer olacak. Onun için sizlerle her şeyi en güzelinden ve en özelinden paylaşmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Bu arada burası Instagram'dan çok 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 daha farklı. Ben size çekip çekip her şeyi paylaşacağım zaten. İnanılmaz heyecanlıyım. Çok da güzel geçeceğini düşünüyorum. Şimdilik sizi öpüyorum. Bay bay. Minik bir kahve molası. Kaldığımız yerden devam. Sadece burada şöyle bir şey var. Asla kahveler burada gözükmüyor. Daha önce de çok kez uçtum ve çok kez buraya geldim ama bir türlü şuraya ya da şuraya gerçekten yazmıyorlar ve gidip sadece söylemek zorunda kalıyorsunuz. Bu arada kapı numarası ortalama bir saat sonra falan belli olacakmış. Şimdi çay molası vereyim. Fakat burada kaçak çay olmadığı için Türk çayına mahkum kaldık. Asla içemiyorum zaten normal çayda. Telefonum titredi çok, pardon. Ortalama 2 saat sürüyormuş. Bir de benim uçak korkum var ya. Asla aşamadım yani. Yurt dışına çıktığım uzun uçuşlarda bile ilaç falan takviyesi yaparak gitmiştim o zaman. Böyle kelime-i şehadetler, hatimler, dualar falan öyle verip gitmiştim uçakta. Bakalım. Şimdi minik bir kahvaltımsı gibi bir şey yapacağım. Çok da ciddiye almayın sizi, zaten uçakta veriyor Türk Hava Yolları. Sıcak sandviçle kandırıyorlar insanları. Ama olsun. Güzel ve keyifli geçeceğini düşünüyorum. Öyle öpüyorum şimdilik sizde. Iğdır'da sonra Doğu Beyazıt'ta görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar uçağa bindim ama şimdiden tamam başladı böyle. Çok rahat konuşamıyorum. Artık bindiğimde görüşürüz. Evet arkadaşlar, sağ salim gelebildim. Burada hava birazcık kuru sıcak ama şimdilik biraz yakıyor. O zaman hoş buldum. Şimdi buradan Doğu Beyazıt'a geçeceğiz. Oradan Dilan'la görüşeceğim. Sonra günün akışına kaldığımız yerden devam. Bir çantam daha var, onu da almam gerekiyor içeride. Bakalım. Bu arada dakikalardır bavulumu bekliyorum ve hala bir türlü şuradan çıkmadı. Umarım gelir ve buradan çıkabilirim. Yanlış bir şey var. Burada ATM de yokmuş arkadaşlar. ATM olmayan bir yerde ne yapacağım bilmiyorum. Yardım istemem gerekiyor birilerinden. Arkadaşlar sonunda Ağrı'da gözüktü. Çok fazla belirgin değil ama muhtemelen kışın daha çok gözüküyormuş. Böyle bir kocaman bir arazinin tam ortasında. Ama o kadar sıcak ki camın kenarına geçip çekiliyorum şu an. Ancak bu kadarını gösterebiliyorum size. Arkadaşlar bu arada sizinle yoldaki süreyi paylaşmadım. Biraz sıkıcıydı. Onun için ben biraz böyle uyuyarak geçirmek istedim ve bakın kime kavuştum. Dilan! Naber? İyi, sen de. Hay ama. Yani doğru, sonunda o gün geldi, çattı. Gerçekten o kadar heyecanla bekledik ki. O günler, haftalar sonra geldik. Telefon trafiği, o evet. Trafiği, bu trafiği. Yok, düğün hazırlığın gelindi. Gelinlikti bilmem ne. Çok şükür artık Doğu Beyazıt'tayız. Çok şükür bitti ve sizi harika 4 gün bekliyor. Bak. Harika 4 gün bekliyor. Biz bugün dinleneceğiz. Yarın evet. Da kendimize bir boşluk bırakacağız. Sonra evet. Artık neler yapacağımızı hepsini konuşup detayları paylaşacağız. Şimdi Berfin'i alacağız. Sonra belki kahvaltı yaparız. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar selam. Saatlerdir ortada yoktum. Otelde minik bir mola verdikten sonra kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi burada çok güzel el yapımı orijinal kinden olduğu bir yere geldik. Size onları göstermek istiyorum. Böyle bu önümdeki boş olan iki günü çok iyi bir şekilde değerlendirmek istiyorum sizlerle. Boş bir yerdeyiz. Bekleyin, gösteriyorum hemen. Şu an burada çok güzel birbirinden değerli. Gerçekten el emeği göz nuru dedikleri kilimlere bakıyoruz. En çok dikkatimi çeken bu oldu. Bu ne kadardı ya? Fiyatını yine unuttum. 350 bin TL. Yani ben bunu zaten alıp evime sermem arkadaşlar. Muhtemelen benim de böyle duvarımda duracaktır. Burada şurada da bir tane orta boy var. Mesela 6500'e de varmış burada. 350 bin TL'ye de. En son rakam nedir Botan Bey? Yani en ucuz rakam 2500 lira. Tamam, en yüksek? En yüksek 550.
550 bin TL. Kısaca arkadaşlar, burada bildiğiniz servet yatıyor. Yani dünya malı burada yatıyor diyebiliriz. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar ciddi ciddi orijinal koyun yününden elde edilen ürünler. Eğer bir kilim şovu istiyorsanız gelip buradan bu şekilde bakıp kilimlerinizi seçebilirsiniz. Ha, şunu alıp götürsek mi acaba? Şu kolumdaki saati bırakayım gideyim ben. Değil ha. O zaman gelelim size hazır altın parçayı göstermeye. Bu 25 metrekareydi değil mi? Tamam. Bin bir gece desenli olan bir halıymış bu. Ve fiyatı tam 550 bin TL arkadaşlar. Allah bilir yapımı ne kadar sürdü ya da ne kadar bir emek uğraş vardır bilmiyorum ama... 4 kız 5 senede. Vay be. Burada ciddi anlamda bir emek var. Umarım değil mi? Zaten öyledir. Alıcılar gerçekten kıymetini ve değerini bilerek alıyordur zaten bu halıları. Ya ben Türk evlerinde ve Türk kültüründe çok fazla görmediğim için bu tarz şeyleri. Onun için böyle gördüğü zaman gerçekten dikkatimi çekiyor ve sizlerle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar günaydın. Dünden itibaren asla video çekemedim çünkü 2 saat yolculuk yapınca hiç kıpırdamadan galiba sindirim sisteminizde garip şeyler oluyormuş. Öyle bir şey yaşadım ve sabah ilk işim Doğu Beyazıt'ta eczane aramak oldu. Şu an gayet iyiyim. Tatlış ekürlerimle birlikte minik bir pasaja gideceğiz şimdi. Çok merak ediyorum, bakalım neler göreceğiz orada. Bugün artık biraz gezmeye yarayacağız. Sonrasında büyük gün yarın arkadaşlar. Dilan'ı hiç görmediniz ya, durun. İlk geldiğim gün sadece gösterdim size. Bugün neler yapacağız, detayları birazcık daha burada vlog'a anlatalım. Dilan, naber? Yarın kınan var, ne hissediyorsun? Ay çok... Berfin! Merhaba demek ister misin? Niye streslisin sen? Tabi doğru, ahiretli gelin gidiyor. Bu da giymiş pembelerini. Tam gelinlik kız olmuş şu an. Şimdi biz pasaja gidiyoruz, kaybolmayız değil mi? Büyük pasaj. Büyük pasaj. Arkadaşlar ya, Doğu Beyazıt sokakları. Çaylar, kaçak çaylar, çay var mı? Evet. Kaçak çay. Kaçak çay almadan döneni dövüyorlar. Aynen. Sıcak arkadaşlar, yani kuru bir sıcağı var ve gerçek anlamda yakıyor. Hissedileni söyle bakalım. Hissedileni söyle. 4 derece. Bu arada ben hala dünkü manzaranın etkisindeyim. Muhteşem bir yerde. Paraşüt tepesi miydi? Evet. Aynen, paraşüt tepesi olarak geçiyormuş ve muhteşem bir yerde. Yanlış mı söyledik? Ya gülmeyin. Paraşüt de, kafenin adı paraşüt. Gittiğimiz yerde sonra Ararat. Tamam, Ararat. Ararat'a gideceğiz biraz da. Ya velhasıl kelam, manzara muhteşem arkadaşlar. Yani otur saatlerce izle. Bu arada rüzgardan uçuyorduk. Seni durdun manzara mı? Ya. Sana deli. Seviyorum seni. Gidik biraz pasaj gezek. Gün içerisinde görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bu vlog olayları da biraz garip ama benim açımdan böyle oluyormuş. Artık ilerleyen aşamalarda daha profesyonel bir şekilde yapacağımı düşünüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Doğu Beyazıt sokaklarında şişeyi de vurdum ama. Doğu Beyazıt sokaklarında pasaj arıyoruz şu an. Saçlarım nasıl? Saçların gayet güzel. Ne oldu? Ya doğrudur. Buradan çok mesaj atan oldu. Şurada Ağrı Dağı'nı görüyorsunuz. Tam olarak ucu gözükmese de fazla dişil enerji yayıyorsun bugün. Pempiş pempiş. Bu da bunun da yası var. Berfin'in de yası var ya, arkadaşlar. Sevgili nişanlısı geliyor. Bu arada sıradaki gelin adayımız. Umarım çeyizin meyizin her şeyin hazırdır. Evet tabii canım. Arkadaşlar büyük pasaja geldik. Ve tabii ki de kaçak çay. Kaçak çaysız olmaz biliyorsunuz. Birazcık gezelim, dolaşalım. Evet, sizin en çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir yerdeyiz şu an arkadaşlar. Kylie Jenner da buradan ilham alarak yaptırdı. Yanlış anlamayın, ürünlerimi buradan almıyorum. B&M ve Sephora'dan alıyorum. Çaktırma da Nars gördüm içeride. Gelin biz en güzeli çayımızı alıp çıkalım. Alalım mı? Diyorsun. O zaman alalım, sonra çıkalım. Abi bunun makbulü hangisidir? Kokulu olan mı, kokusuz mu kaçak çayın? Şimdi damak tadına hitap ediyorsun. Damak tadı. Kokusuz. Kokusuz. Arkadaşlar kaçak çay seçiyoruz. Şimdi kaçak çaylar yaprak olan bu. Bergamotlu. Aynen. Bir de sadesi var. Kilom alayım 2 kilo. Şey pardon, yani şöyle hediye de götüreceğim aslında. Bundan 2 tane alsam bavuluma sığar mı acaba? Kargo sizce? Yapıyorum.
Arkadaşlar bunun yarımından iki tane alacağım. Kokusuz yani tam gerçek kaçak çay içmek istiyorum. Birini hediye götüreceğim. Bak beni bıraktılar görüyor musunuz? Bu arada bu ürünlerin hiçbiri Türkiye'den değil arkadaşlar. Hepsi dışarıdan geliyor. Burada alabildiğinizde gördüğünüz bütün ürünler. Bayağı da bir şey var. Bayağı da bir çeşit var. İki dakikada beni sattılar yalnız ya. Hemen kaçın arkadaşlar. İran pirinci. İran pirinci. Yes. İran pirinci ama. Çok güzel. Basmati pirinci değil mi bu ya? Hayır bu evinin yaptığı pirinci var ya zor mu? Yasmin diye geçiyor. Yasmin diye geçiyor. Yasmin. Yeter adamın bademini bitirdin. Yarım çuval badem yedin yeter. İki haftadır onun düğününe çalışıyoruz. Abi sen ondan asla para almıyorsun. Bak, bak bak işte biz bak. Ne dedin? Biz iki haftadır onun düğününe çalışıyoruz. Sen iki bademden mi bahsediyorsun? Vay. Bu nasıl bir düğündür ya? Beklemede kalın. Gerçekten. Mustafa. Teşekkür karnınızı, ederim. Karnınızı doyurduk kahvaltıya gidelim. Adamın bademini bitirdin yetmedi. Gerçi bütün dükkan tamamıyla senin düğününe çalışmış ama. Çakal abicim teşekkürler lokum için. Çayımızı mayımızı aldık. Lokum ikramımızı da aldık. Şimdi gidiyoruz. Lafı bitirip gelebilirlerse tabii. Adamın dükkanını kuruttuk yalnız arkadaşlar. Allah gözünü doyursun. Velesan. Adamın yapıştığı lokumlarına böyle. Arkadaşlar Dilan'ın düğünü Doğu Beyazıt'ın ekonomisini değiştirmiş. Düşünün. Değil mi Dilan? Evet. Yani çerezcisinden çaycısına düğünün ekonomisini değiştiren bir düğün. Ha Dilan? İshak Dilan. Arkadaşlar şu an İshak Paşa Sarayı'na geldik. Aşırı rüzgardan dolayı sesim çıkmıyor olabilir. Böyle bir avlusu var büyük. Bu şekilde. İçeride ne var bilmiyorum ama. Arkadaşlar zindana gireceğiz dediler de ben böyle bir şey beklemiyordum. Ciddi ciddi giriyoruz ama. Kafalara dikkat. Kafalara dikkat. Zindan aşkı ne? Işık yok mu burada? Açıyorum. Yok çekelim. Bebeğim buralar yok şey olmuyor. Geç. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya. Arkadaşlar ciddi ciddi zindana geldik. Burası şey. Eskiden şurada bir boşluk vardı. Oradan yemekleri sulara atılıyordu. Çekil olan burada kaldı bu süre. Kel olan mı? Şaka. Ya Dilan. Uyan güzel ben. Uyan güzel. Ama şeyi biliyorsun. Bak işte şuradan bahsediyorum. Yemekler ve şeyler falan. Mustafa. Efendim. Aslı ile Kerem'in aşk yaşadığı yerlerden. Aslı ile Kerem'in. Buradan yiyecekler atılıyormuş. Sen Kerem'i buldun mu? Ciddi ciddi zindandayız. Gel. Soğuk tutmasa ama. Evet buz gibi içerisi. Şurası da hücre arkadaşlar. Nasıl soğuk. Kim bilir kimler öldü burada Allah'ım sen koru ya Rabbim. Hadi çıkalım aklıma Dabbe filmi geldi. Vallahi. Hadi dışarı çıkalım devam edelim. Arkadaşlar şimdi az önce zengin dediler ama hak ettiğim yere gidiyorum. Neydi hizmetli odası? Hizmetli odasına gidiyorum. Aha Küley Zahra da burada yetişmiş arkadaşlar. Hizmet etmeyi burada öğrenmiş. Şaka yapıyorum orada siz ciddiye almayın. Bunların üstünü böyle kapatmışlar. Çok tepki almış ama aslında yapılış amaçları çok farklı. Buradaki nemi ve rutubeti tamamıyla giderebilmek adına aslında. Onun büyüklüğüne bakılırsa... ya benimsin ya karı toprağın diye. Yani buradan şunu çıkarın arkadaşlar. Burası bu kadar büyükse çalışan hizmetlilerin sayısını siz hesap edin. O kadar ki kalabalık ve fazlaymış. Dalağımız düştü ama biliyorsun. Diyorum ki... Sen diyorum odana geç diyor ki benimle niye uğraşıyorsun? Ben de diyorum ki insan sevdiğiyle uğraşır. Saçmalama. Yere götüreceğim. Nereye? Padişahın yerine gidiyoruz kahve içeceksin. Gürrem Sultan. Gürrem Sultan. Bu sektörün de Sultan Süleyman. Ya. Süleyman çok mahkeme. Şu ana kadar sevdiğim en güzel bölge olabilir. Kısım ve bölge olabilir. Aşırı beğendim. Ve bildiğiniz tarih kokuyor arkadaşlar. Bildiğiniz hepsi el oyması. Olabildiğince yapaylıktan uzun bir süre korumaya çalışılmış. Ve burada bu şekilde bekliyor. Şuraya bakar mısınız? Ben çok seviyorum böyle kapı girişlerini ya. Yani şuradaki yaşanmışlık vesaire. Sarayın devlet işlerinin yani Mabeyin salonu. Arkadaşlar selam tekrardan. Çok güzel yerler gördüm. Çok güzel yerleri keşfettim. Olsun Dilan ve Berfin çok güzel rehberlik yaptılar ve çok da güzel ağırlıyorlar beni. Tıp vlogu
Bugünlük sadece şu an burada sonlandırıyorum. Gerçekten çok sıcak ve görmemiz gereken en güzel yerleri zaten birlikte gördük. Instagram'dan da zaten gördünüz sizler. Şimdi minik bir mola daha vereceğiz. İnanılmaz susadık aslında. Çünkü yukarıda su olan çok yer fazla yoktu ve tadilattaydı. Şimdilik sizi öpüyorum. Allah nasip ederse yarın ve diğer gün kına ve düğünde görüşmek üzere. Birazcık giriş olarak ara sıcak tadındaydı. İşte türbeydi, İshakpaşa Sarayı'ydı. Böyle yarın ve diğer gün görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. Selam arkadaşlar, saatlerdir ortada yoktum. Daha doğrusu neredeyse bir gündür ortada yoktum ve bugün Dilan'ın kına töreni var. Aslında çok şey göstermek istemiştim fakat ev inanılmaz kalabalık. Tam gerçek bir aşiret evi ve burada kapıyı kapalı tutmak gerçekten çok zor. Dilan'a muhteşem bir makyaj yaptım ve çok güzel oldu. Ancak kostümünü giydiğinde, aksesuarı takılırken size görsel ve video paylaşabileceğim. Onun haricinde diğer misafirler de hazırlandılar. Eğer alan erken geçebilirsek size alandan da görsel ve video paylaşmak istiyorum. Günlerdir bunu planlamıştım zaten. Neyi nasıl çekeceğimi, neleri sizlerle nasıl paylaşacağımı. İnanın Instagram'a bile story ancak çekebildim. Aslında böyle siz izlerken çok kolay gibi gözüküyor ama oradan oraya geçmek, bir odadan bir odaya geçmek ya da ne bileyim kalabalıkta sakin ve cool bir görüntü yakalamak bazen zor olsa da gerçekten size çok güzel şeyler çektim ve paylaştım. Yarın düğün var. Düğünde bayağı bir çekebileceğimi düşünüyorum. Akşam bu arada kına gecesi varmış. Yani buradaki normal kına gecesi yapılıyor ya. Sonrasında da evde aile kendisi için ayrı bir kına gecesi yapıyormuş. Normalde sadece kadınlara özel ama izin alındığı için ben de ona katılabileceğim. Size çok güzel şeyler çekebileceğimi düşünüyorum. Hazırlıklar devam ediyor. Giyinsin. O zaman göstereceğim. Şimdilik görüşürüz. Dilan. Aşkım. Merhaba. Sen hemen moda girdin ama. Muhteşem görünüyorsun. Kostümün de ayrı muhteşem görünüyor. Arkadaşlar burada bir kız ordusu var. Şu an onlar Dilan'ı giydirecekler. Çok fazla bir şey paylaşamadım. Gelinliği size yarın göstereceğim. Şu an o gelinlik burada. Heyecanlı mısın? Ne hissediyorsun? Ay aşkım bilmiyorum ne hissedeceğimi bilmiyorum. Şu an o kadar karışık ki vücudu karışık. Bile yanıyor ateş gibi. Kirpiği bile iki kere değiştirdik arkadaşlar. Evet. Öyle bir durumdu. Aşkım çok iyi ilgilendi sağ olsun. Ah, rica ederim ne demek. Sen şimdi giyin bittikten sonra aksesuarını takılırken de görüntü alacağım. Şunun haline bakın arkadaşlar. Gerçek bir backstage var burada şu an. Sen muhteşem görünüyorsun ya. Muhteşem görünüyorsun. Daha var. Birazdan bana harika pozlar vereceksin tabii tamam ki. Mı? Berfin. Aynen geldi. Ne haber? Ya ne olacak bir şey olmaz. Bir geliyor after.
Hacer abla. Arkadaşlar bugün Doğu Beyazıt'taki 4. ve son günüm, hatta 5 de olabilir. Aralarda çok fazla size çok fazla görüntü sunamadım. Onun için çok üzgünüm çünkü burada birazcık zamanla yarıştım. Düğün, dernek, hazırlık, makyaj, toparlan, üzerine giyim vesaire. Araları çok fazla iyi değerlendirememiş olabilirim ama benim için çok güzel bir Doğu Beyazıt turu oldu. Sizlere bu en sevdiğim, en güzel bulduğum anları editleyip zaten paylaşacağım. Göreceksiniz zaten paylaştığımda. Size şöyle bir kocaman bir hoşça kal demek istedim. Aynı zamanda da duygularımı birazcık da dile getirmek istiyorum. Benim için çok güzeldi. İlk defa geldiğim bir bölgede ilk defa sizlere vlog yapmayı tercih ettim. Çünkü bu benim her zaman ve çok uzun zaman istediğim bir şeydi. Buraya çok güzel deneyimler ve tecrübeler sığdırarak gidiyorum. Düğünün ya da iç içe olmanın bunların ne kadar çok güzel ve özel olduğunu gördüm. Bir kez daha, bir kere daha anlamış oldum. Ve çoğu anda telefonu bazen elime almam gerekiyordu, almamam gerekiyordu. Onun için her şeyi sizlere en iyi şekilde çekemedim. Affınıza sığınıyorum bu konuyla alakalı. Güzel buldum, her şeyi zaten dediğim gibi çektim. Öyle. Umarım çok keyif alırsınız. Umarım izlerken o enerjim ve o eğlendiğim her şey sizlere geçer. Samimiyetim size en iyi şekilde geçer. Çünkü bunu o an bir şey görüyorum, yaşıyorum ve hemen kaydettiğim takipçilerim de görsün. Onlar da izlesinler. Onlar da bu enerjiyi hissetsinler diye yapıyorum ben bunu. Toparlayamıyorum cümleyi ya. Gerçekten şu anda da çıkmam gerekiyor zaten. Öyle. Sizi gerçekten çok seviyorum. Allah'a emanet olun. En yakın zamanda ya da daha iyi ve daha güzel çekilmiş bir vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öpüyorum sizi. Bye bye.